Konstantin bir Türk şirketinde yönetmen olarak çalışıyor. Yeni projeler gerçekleştireceğini söyleyen Konstantin, özgürce çalışmayı sevdiğini de sözlerine ekliyor. Hedef tabii ki yani şimdi çocuklar yavaş yavaş büyüyor, büyüdü. Tekrar biraz sinema yapmak istiyorum tabii. Ne gibi sinema, ne gibi filmler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani beni biraz bir çekmeceye sokmaya çalıştılar burada. O da işte Türklerle ilgili filmler. İlk yaptığım film Ich liebe Deutschland, Duisburg'da bir şeyde çekilmişti. Bir ekmek fabrikasında çekilmişti. İkinci filmimde Schatten der Angst, Nur Sürer'le birlikte çekmiştim onu. Nur Sürer vardı orada, Tuncel Kurtis vardı. Ve beni biraz öyle Türkiye, uzmanı gibi biraz şey yapmaya çalıştılar. Ben de onu istemedim. Yani ben polisiye filmi de yapmak isterim. Yani o öyle bir çekmeceye konmak istemiyordum. Ama bakalım yani. Ama tabii ki köklerim veyahut geçmişim her zaman için bir etkisi olacak yaptığım işlerde. Bir de hayali var onun. Hayallerimiz tabii yelkendiyle Türkiye kıyılarını dolaşmak. Ve özellikle Karadeniz'i tekrar görmek istiyorum. Yani çünkü 20 sene önce Karadeniz'e gitmiştim. Ve sıra geldi mutfak bölümümüze. Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Sebiha Hanım yaptı, biz de öğrendik. Avrupa Kazanlığı'nda Kepçe mutfak bölümüyle devam ediyor. Bu hafta patlıcan kebap yapacağız. Kiminle yapacağız? Sebiha Hanım'la. Sebiha Hanım, patlıcan kebap yapacağız. Malzemelerimizi önce bir sayalım mı? Malzememiz 1 kilo kuzu kıyma veya koyun kıyma. Patlıcan yemeği dana etiyle hiçbir zaman lezzetli olmaz. Ben öyle biliyorum. Damak tadına güvenenler bunu fark edecekler ve anlayacaklardır. Kuzu kıyma 1 kilo, biraz karabiber, şöyle şu kadar, bir tatlı kaşığı kadar, herkes kendi arzusuna göre koyabilir. Biraz tuz, herkes kendi arzusuna göre, yeme şekline göre. Ayarlayabilir. Evet, ayarlayabilir. Yağ koymuyoruz, su koymuyoruz. Köfteye soğan filan ilave etmiyoruz. Hiçbir şey koymuyoruz. Evet. Evet, soğan koyunca tadı ve lezzeti değişir. Maydanoz koyunca tadı ve lezzeti değişir. İstediğimiz özel güzel tadı bulamayız. Burada arkadaşlar benden öğrendikleri gibi yapıyorlar ama senin yaptığın gibi lezzetli olmadığını söylüyorlar. Sebebi de soruyorum, ne karıştırdınız kıymaya diye, soğan ve maydanoz koyduklarını söylüyorlar. Tabii ki o zaman lezzet değişiyor. Bunun köftesine sadece bu dediğim baharatlardan başka baharat girmez. Köfteyi bu şekilde yoğuruyoruz. Aslında çok yoğun bir hayatımız var. İşte Türk kültürünü Almanlara öğreteceğim diye siz bazı kurslar verdiniz. İşte bu kurslardan bir tanesi de Almanlara yemek kursuydu, evet, değil mi? Evet. Peki ondan biraz daha bahsedelim mi? Yani sonucunda neler oldu? Yani ulaşmak istediğiniz yere ulaştınız mı? Tabii ulaşmak istediğim yere ulaştım. Mesela iki tane Alman arkadaşım oldu. Ailecek görüşebildiğim, gidip geldiğim arkadaşlarım var. Birbirimizi çok seviyoruz. Ve herkes tarafından ilgi görüyor. Yani iyi şeyler oluyor devamlı surette. Sebiha Hanım, bundan sonra yeni projeler var mı? Yeni projeler şu anda, geçen defa da söylemiştim, Mutter Centrum'da ve Kindergarten'da yemek kursu vermeye başlayacağım. Herhalde önümüzdeki yılda Volkshochschule'de düşünüyorum. Halk okulunda? Evet, halk okulunda, evet. Çünkü oralardan da ilgi ve alaka var. Orada çalışanlar benim yemek kurslarıma geldiler. Hatta sen buralarda ziyan oluyorsun, neden Volkshochschule'de vermiyorsun dediler. Düşünüyor musunuz? Düşünüyorum, evet. Şimdi biz de milletvekillerine yemek yapıyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Şimdi Fulda'ya gelen, Fulda şehrine gelen mesela belediye başkanları iftar yemeğine falan çağrılıyor onlar. Cami çağırıyor, Diyanet İşleri Camisi. Onlar çağrıldığında ben açık büfeler hazırlıyorum onlara. Türkiye'den gelen bir milletvekili varsa onlara, mesela Nihat Hatipoğlu yemeğimi yemiştir, ünlü
Hocamız evet, Nihat Hatipoğlu yemiştir yemeğimi. Yani Fulda'ya kim gelmişse... Yani özel davetler olduğu zaman evet, kesinlikle davet edilen evet, isim sizsiniz. Evet, yani evet. Özel evet, olacaksa evet, özel yemekleri yapabilen bir tek isim var. Evet. O da sizsiniz. Evet. Bu şekilde de tanınmışsınız. Evet, Frankfurt konsolosları, baş konsolosları yemeklerimi yemişlerdir. Yani böyle. Biz de bugün yiyeceğiz. İnşallah. Şimdi patlıcanları doğruyorsunuz. Evet, patlıcanları bu şekilde halka halka, Gaziantep deyimiyle halka halka doğruyoruz. Uzun ince patlıcanlar, patlıcanlarımız ve Türk patlıcanı olacak. Hollanda patlıcanı falan çok tatsız oluyor. Aslında bu patlıcan yemeği yazın yapılan bir şeydir. Ben kışın kesinlikle patlıcan kebabı yapmam. Çünkü kışın patlıcanların pek tadı ve lezzeti olmuyor. Şimdi biraz bahara yakın olduğumuz için güneş Türkiye'de şu anda çok. Şimdi biraz biraz yapmaya başladım. Patlıcanları bu şekilde bir köfte, bir patlıcan koyup böyle sıralıyoruz tepsiye. Yemek bu kadar. Böyle karnıyarıktaki gibi kızartma şu bu yok. Yani diyet yapanların da gözde bir yemeği olabilir. Diyet kebap. Evet. Yani şimdi şeyden daha iyi bu. Daha sağlıklı, kızartılmış karnıyarıktan falan. O da bizim geleneksel çok güzel bir yemeğimiz ama ondan daha güzel bu. Sevi Hanım, sizin daha farklı işlerle uğraştığınızı da duyduk, biliyoruz. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Daha neler yaptınız, daha neler yapmayı da düşünüyorsunuz?